Okul Atölyemi sevgili öğrencileri, bu hafta öğretmenlerimizle yazdığımız şarkı sözlerini rap müziği eşliğinde söyleyeceğiz. Bunun için eğlenceli bir uygulama kullanacağız. Kullanacağımız uygulamanın adı AutoRap. AutoRap, sesinizi müzikle otomatik olarak ayarlamak için tasarlanmış olan bir mobil uygulamadır. Bunun için önce telefonumuzun Play Store ya da App Store sayfasına giderek mağazadan AutoRap uygulamasını indirmemiz gerek. Evet, uygulama şu görmüş olduğunuz ilk uygulama. Ben daha önce indirmiş olduğum için tabii bende açma bölümü aktif. Evet, uygulamayı indirdikten sonra üye olmamız gerekiyor. Öncelikle login'e tıklayarak üyeliğimizi aktif hale getireceğiz. Geçerli bir mail adresimizi yazdıktan sonra gelen sayfaya en az 8 karakterden oluşan bir şifre belirliyoruz. Doğum tarihimizi ay, gün, yıl olarak giriyoruz. Ve bizden AutoRap programında tanımlanmak üzere bir kullanıcı adı belirlememizi istiyor. AutoRap sesin yanı sıra görüntü kaydetmemize de izin veriyor. Ve biz bu etkinliğimizde hem videomuzu hem de sesimizi kaydedeceğimiz için video kaydı ve mikrofona erişime izin veriyoruz. Son olarak turn on diyerek de programımızı açıyoruz. Burada artık programımız kullanımı hazır. Ancak bu programda şöyle bir farklılık var. iPhone telefonlarda uygulama sadece free yazan müziklerin ücretsiz kullanımına izin veriyor. Eğer telefonunuz iPhone ise free yazan müzikler arasından tercih yapacağız. Şurada bakın, üzerlerinde kırmızıyla free yazıyor. Bunlardan birini kullanabiliyoruz. Ki zaten bu seçenekler de bize yetecek. Android telefonlarda ise uygulamadaki tüm müzikleri ücretsiz kullanmaya imkan tanıyor. Geldik kayıt aşamasına. Önce bir müzik belirliyoruz. Buradaki müzikleri dinleyip istediğimiz birine karar verdikten sonra Select seçeceğiz. Evet, müzikleri Select seçiyorum. Ve üstteki Talk yazan yere tıklayacağım. Burada mikrofona ve kameraya erişim izni isteyebilir. Onlara da izin veriyoruz ve Turn On diyoruz. Yeşil başlı göbel ördek uçar gider göle karşı. Eğricesi tel tel etmiş uçar gider yare karşı. Kaydımızı yaptıktan sonra onaylıyoruz. Kaydımızı dinledikten sonra eğer onay veriyorsak post yazan aşağıda kırmızı şekilde post yazan yere tıklıyoruz. Kaydımız tamamlandı. Şimdi buradan aşağıda bakın copy link yazan bağlantıyı kopyala yazan yere tıklayarak linki kopyalayıp WhatsApp'tan öğretmenimize atabiliriz. Ya da direkt şuradan more yazan yere tıklıyorum. Buradan da WhatsApp'tan otomatik olarak da gönderebiliyorum linki. Evet, bu şekilde.